Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Size çok güzel bir tarif vermek istiyorum. Böyle yiyenlerin büryan zannettiği çok güzel bir tarif. ister kebap deyin, isterseniz büryan kebap, isterseniz de kaburga dolması deyin, yalancı kaburga dolması. Gerçekten çok güzel. Şöyle harika bir pilavı var ve böyle nar gibi kızarmış, lokum gibi etleri var. Çok güzel bir tarif gerçekten. Yiyenler bende bunu dışarıdan restorandan söylediğimi söylediler çoğu kez. Ama tarifini verdiğimde ve denediklerinde şaşırıp kaldılar. Şöyle kaburga kemiklerim var. Kaburga eti çok lezzetli ve kolay da pişen bir et. Ama böyle işte üzerini sıyırmışlar bakın bu kaburga etlerinin. O yüzden de dolduramadım. Bazen bu üzeri düzgün olduğu zaman arasına pilavı doldurup öyle pişiriyorum. Öyle de çok güzel oluyor. Ama bugün maalesef içerisine dolduramayacağım. Şu şekilde kaburgalarımı tencerenin büyük bir tencerenin dibine yerleştiriyorum. Tencereniz büyük olsun ve ocağı açtım. Böyle çevirerek güzelce mühürleyeceğim kemiklerimi. Şöyle bakın üzeri çok sıyrılmış. Eğer sıyrılmamış olsaydı çok daha güzel olacaktı. Biraz tuz atıyorum. Tuzunu daha sonradan da atacağız. O yüzden az atalım. Çok tuz atarsak et sertleşir ve pişmez. Şöyle mühürledikten sonra sıcak su ekliyorum. Şöyle 1 litre kadar sıcak su ekleyeceğim. Ve tencereyi kapatıp kaynadıktan sonra ocağı kısacağım böyle kısık ateşte etler iyice yumuşayana kadar pişireceğim. Şöyle etlerini kontrol edeceğim ara ara ve çevireceğim. Böyle çevirin. Ben birkaç defa çevirdim. Bakın etleri çok güzel çatalla kopmaya başladı. Benim etlerim hazır. Gerçekten çok nefis oluyor. Bayılacaksınız bu lezzete. Bizimkiler bayılıyorlar. Şöyle biraz tuz serpiyorum. Çünkü tuzunu azaltmıştım ama bu sefer tuzu böyle tuzlukla serpelim. Her tarafına eşit dağılması için elinizle atmayın, tuzlukla serpin. Şöyle bir borcama ya da bir tepsi de olabilir. Küçük bir tepsi, çok büyük olmasın tepsiniz. Etinize göre olsun. Şöyle etlerimin yağlı kısımları yukarı gelecek şekilde koyuyorum. Bakın böyle yağlı kısımları hep yukarıda olsun. Etli kısımlar aşağıda olsun. Bu da Et suyu bununla da şimdi çok güzel bir pilav yapacağım yanına Borcama koymuş olduğum etlerimi fırına koydum 180-200 derecede yaklaşık 10 dakika 10-15 dakika sürüyor Yakmayın gözünüz fırında olsun Bir tencereye bir yemek kaşığı domates salçası koydum Bir yemek kaşığı da üzerine zeytinyağı koydum Yağı fazla koymayalım Çünkü et suyumuzu kullanacağız ve et suyumuz oldukça yağlı onun hepsini kullanacağım o et suyunun. Salçayı şöyle e, biraz kavuruyorum. Kokusu gidene kadar ama yakmayın. Bakın kıpkırmızı ışıktan öyle. 2 su bardağı pirincim vardı. 2 su bardağı pirincimi güzelce yıkadım. Ve kavrulan salçamın üzerine ilave ediyorum. Bu pilav şahane oluyor gerçekten. Şöyle bir, bir iki çevirip e, et suyumu koyuyorum. Ben pirinci e, pirincime bire bir buçuk koyacağım suyu şöyle 3 su bardağı et suyu ekledim bu pirincime bugün iyi gelecek sizde pirincinize göre ayarlayın et miktarı biraz tuz ekliyorum ee, tuzu çok eklemeyelim Çünkü et suyumuzda tuzlu tuz kontrolü yapalım Ondan sonra eksikse tuz ekleyelim şöyle karıştırdım ve kapağını kapatıp altını kısıp suyunu çekene kadar pişireceğim şöyle tuz kontrolü de yapıyorum birazcık tuz ekliyorum çok az daha gerçekten çok nefis oluyor ee, bu pilavın özelliği et suyu salça ve bol karabiber bol karabiber atacağız ama ben piştikten sonra atacağım karabiberle pişmesini istemiyorum eğer siz karabiberle pişsin isterseniz bu aşamada böyle tepeli dolu dolu bir e, tatlı kaşığı karabiber atabilirsiniz bakın şöyle suyunu çekmek üzere gerçekten çok güzel oldu şöyle hafiften bakıyorum çok karıştırmayalım Ezilmesin pirinçlerimiz. Kapatıyorum tekrar ve suyunu çekene kadar pişireceğim. Evet, bakın çok güzel oldu gerçekten. Nefis oluyor hem pilavı hem kızarmış etleri etler yanında böyle bir yan kebap gibi inanın. Bakın pilavın güzelliğini görüyor musunuz? İnanın bunu hep yapmak isteyeceksiniz. Özellikle Kurban Bayramlarında mutlaka deneyin bu tarifi. Şöyle bir dolu tatlı kaşığı, tepeli tatlı kaşığı e, karabiber ekliyorum. Karabiber bunun özelliği. Ben karabiberi böyle pilavı piştikten sonra ekledim ve hafif hafif şu şekilde karıştırıyorum. Değirmenden de çekebilirsiniz. Değirmenden çekerseniz e, karıştırmanıza bile gerek kalmaz. Her yerine eşit dağılır. E, i̇sterseniz de karabiberle pişsin. isterseniz de suyunu, et suyunu koyduğunuz zaman kar karabiberini atabilirsiniz. Ben genelde böyle pilavın üzerine atıyorum. Çünkü çok böyle acı tadı çıksın istemiyorum. Acı olduğu zaman bizimkiler yemiyorlar. O yüzden ben böyle yaptım. Siz istediğiniz şekilde koyun ama bol karabiber koyun. Hiç rahatsız etmeyecek daha karabiber ekleyeceğim ben servis sırasında. Şöyle karabiber değirmeninden her yerine eşit olacak şekilde çekebilirsiniz. Ben güzelce karıştırdım. Bu şekilde acı olmuyor. Karabiberi kokusunu alıyorsunuz, lezzetini alıyorsunuz ama acı olmuyor. Yani çocuklar da yiyebiliyor bu şekilde. O yüzden piştikten sonra pilavım karabiberini koyuyorum ben. Etlerimi de kontrol ettim. Yakmayın. Böyle üzerindeki yağlar kızarıncaya kadar etlerinizi tutun. Yaklaşık 10-15 dakika sürüyor. Çok sürmüyor. 180-200 derece alt üst ayar fırında yapmaya çalışın ki. Böyle yağlar kızarsın. Gerçekten nefis bir büryan kebabı diyebilirim. Ee, yiyenler dediğim gibi hep bu yemeği dışarıdan söylediğimi, restorandan söylediğimi bana iddia ettiler. Ee, ve tarifini çok isteyen oldu. Kim yese tarifini istedi. Gerçekten çok güzel bir e, kebap oluyor. Yalancı büryan kebap. Böyle bir saatte hazır oluyor. Eti haşlamanız zaten sadece önemli olan. Fırında etin yağları... Kızarıncaya kadar pilavın pişiyor zaten çok çabuk pişiyor ve pilavla eti sıcak sıcak servis edeceksiniz. Pilavını çok demlendirmeye uğraşmayın, hiç demlendirmeyin hatta suyunu çektiği an hemen bir iki karıştırıp havalandırın. Karabiberi attığınızda zaten karıştırıp havalandırmış olacaksınız ve hemen sofraya etle beraber getirin. Bunun yanında Soğan salatası çok güzel oluyor mutlaka sumaklı soğan salatası yapın içecek olarak da ayran ya da şalgam suyuyla nefis oluyor evet şöyle görüyorsunuz mutlaka bu tarifi denemenizi öneririm kaydedin bir yere ve kurban bayramında özellikle deneyin kurban bayramının ilk günü biz genelde akşam yemeğinde bunu yapıyorum ben ve kaburga eti denk geldiği zaman da mutlaka hemen bu şekilde pişiriyorum gerçekten böyle lokum gibi oluyor. Son derece lezzetli. Etin tadına doyamayacaksınız. Yani hiç bu kadar lezzetli et yememişsinizdir. O ünlü restoranlarda ki büryan kebabıyla yarışır güzellikte bir tarif. Böyle yanında sumaklı soğan çok güzel oluyor. Soğanı doğrayıp sumakla karıştırıyorsunuz. Hepsi o kadar. Etleri görüyorsunuz. Pilavın üzerine böyle didikleyebilirsiniz. Pilavı da eti de böyle ortaya büyük bir tabakla koyabilirsiniz. Oradan tabağınıza servis yapabilirsiniz. Gerçekten nefis oluyor. Deneyeceklere afiyet, şifa olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın diyorum.